arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sıfalar getirdiniz bugün elimde tuttuğum bu güzel modeli çalışacağız modelimiz şişle yapılan bir model bebek ve yetişkin örgülerinde kullanabileceğimiz güzel bir çalışma şiş örmeye ya da yeni örgü örmeye başlayan arkadaşlarımız için çok kolay bir çalışma olacaktır şöyle çevirerek arkasına baktığımız zaman modelimize bakınız düz örgüyü görmekteyiz Ön yüzde ise ters örgümüzü görmekteyiz. Yapımı şuradaki devam eden isterseniz e, kılçık diye de adlandırabildiğimiz modelimizi görmekteyiz. Yapımı son derece kolay. Ben e, bu modelimizi örmek için 3 numaralı şişimi kullandım. Şöyle göstereyim ve bebe yünümü kullandım. Hemen e, modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz 4 ve katlarından oluşmakta. Artı bir tane de ilmek e, kenar ilmeği olarak e, modelimizi tamamlamakta. İlimizi uygulamak için şöyle az bir e, ipi şişime taktım ve hemen modelimizi arka önden uygulamaya başlıyoruz. Birinci ilmeğimi ters olarak örüyorum ilk sıra olduğu için. 2, 3, 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Dördüncü ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve düz ördüğüm örgüden sonra 1, 2, 3 defa şişimin başını doluyorum. Aradaki 4 tane ilmeği yani doladıktan sonra gelen 4 ilmeğimizi de ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ters hemen bir düz örüyorum. Düzümüzü ördükten sonra 1, 2, 3 defa şişimin başını doluyorum. Ve hemen 4 ters. 1, 2, 3, 4. Bir düzümü örüyorum. Yüzümüzü ördükten sonra 1, 2, 3 defa şişimizin başını dolayalım ve 3 tane tersimizi örelim. 2 ve 3. Şöyle 3 tersimi ördüm. Ve modelimizi ilk sırada bu şekilde yerleştirdik. Hemen arkasını çeviriyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer yönde ters ördüğüm örgüleri bu yönde düz olarak örüyorum olarak ördüm. Başına doladım yani şişime doladığım ilmeklerimi boşaltıyorum. Ve diğer bakınız diğer yönde düz ördüğüm ilmek bu yönde ters. Şöyle ipimi öne alıyorum bu yöne ve ilmeğimi şu şekilde şişime örmeden geçiriyorum. İpimi tekrar arkaya alıyorum. 4 tane düzümü örüyorum. 2, 3, 4. Örgümüzün ters yüzü burada olduğu için ipimizi öne alıyorum. İlmeklerimi boşaltıyorum. Ve ters olan ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. İpim arkada tekrar 1 2 3 4 düzümü ördüm. ilmeklerimi boşalttım. İpimi şu şekilde aldım. Ters olan ilmeğimi şişime örmeden taktım. İpimiz bakınız bu yönde. Diğer yönde değil. Diğer yön örgümüzün düz olacak. Ve 4, 3 tane düzümü örüyorum. bu Modelimizi İkinci kez kurduk, şimdi tekrar ön yüzü çeviriyoruz ve hemen örmeye devam edelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tane tersimi ördüm. Bakınız iki tersimi ördüm. Diğer tarafta bakınız yine örmeden şişimi taktım. Bakınız öncesinde ilmeklerimizi uzatmıştık, diğer tarafta da boş örmeden takmıştık. İpimiz arka tarafta. Öne alıyorum aradaki 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar şişimi şu şekilde takıyorum. Bakınız diğer ilmeğimiz boşalacak ve uzayacak. 1 2 3 4. Örmeden tekrar şişime takıyorum ve son olarak kenardaki 3 ilmeğimi örüyorum. Şöyle görelim. Modelimizi 3. sırasını ördük. Şimdi 4. sırasına devam edelim. 3 model üzerinden çalışıyoruz. Şimdi bakınız tekrar arkayı çeviriyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Dümdüz bakınız örgümüz. 2 tane düzümü ördüm. İpimi benden tarafa alıyorum. Yeniden örmeden şişime ilmeğimi geçiriyorum. Düzlerimi örüyorum. Aradaki 4 ilmeğimi tekrar ipimi benden taraf alıyorum ve örmeden şişime ilmeğimi takıyorum bakınız uzatmıştık 4 düzümü örüyorum 2 3 ve 4 İpimi benden taraf alıyorum şişime örmeden takıyorum ve kenar ilmeklerimi örüyorum Evet örgümüzün tekrar düz yönündeyiz bakınız ilmeklerimizi görmekteyiz şimdi başlıyorum kız. Bakınız birinci ilmeğimi aldım. Terslerimi ördüm. Buradaki görmüş olduğumuz ve hep e, örmeden aldığımız ilmeğimizi bu sırada örüyoruz. Eğer ilmeğimizi alış yönünüze göre şu, burgulu bir şekilde duruyorsa şu şekilde düzeltelim bakınız. Düzgün bir e, ilmek olsun. Düz örelim. 4 tersimi örüyorum. 2 3, 4. Şu ana kadar örmeden aldığım ilmeğimi ise 4 tersimi ördükten sonra düz olarak örüyorum. Bakın son derece kolay. Aradaki ters değerimi örüyorum. 2, 3 ve 4. Düz örüyorum. Kenardaki ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şöyle görelim. Bakınız modelimizi İlk kurulumunu yaptık ve modelimizi bu şekilde çıkardık. Şimdi ikinci kurulumunu yapalım. Bakınız büyüdükçe bu şekilde daha bir belirginleşecek. Arka arkaya geldiği zaman buradaki kılçıklarımız şöyle. Şimdi yeniden modelimizi kurmaya başlayalım. Örüyorum. Bakınız düzlerimi ördüm. Tersimi ördüm. Düzlerimi düz olarak örüyorum. Ters örgümü örüyorum. Düzlerimi düz olarak sıra başına kadar ilerliyorum. Örgümüzün arka yöndeyiz. Hemen ön yönünü çevirdim. Ön yönünü birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Terslerimi örüyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak ördükten sonra 1 2 3 defa dışına doluyorum. 1, 2, 3, 4. Aradaki 4 ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimi ördükten sonra 1, 2, 3, 4. Terslerimi örüyorum. Düz ilmeğimi ördüm. 1, 2, 3. 3 tane ters ilmeğimi ördüm ve modelimi yeniden ikinci kez kurmuş oldum. Bakınız. Örgümüzün tekrar arka yönünü çeviriyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz örgülerimizi örüyoruz. Biraz önceki başına sardığım ilmekleri boşaltıyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum ve şişime örmeden ilmeğimi takıyorum. Ve ipimi tekrar öne aldım. Örgümü alış yönüme göre bakınız. Aradaki dört düzümü ördüm. Tekrar başına doladığım ilmeklerimi boşaltıyorum. Buradaki ters ilmeğimi şuradaki ipimiz. Modelimizin arkasında olacak, tek buna dikkat etmemiz yeterli. İpimizi uzatarak şişime taktım, tekrar aradaki ilmeklerimizi ördüm. Boşaltıyorum, ilmeğimi alıyorum. Şöyle bakınız, ilmeğimizi buraya almamız gerekiyor. Kenar ilmeklerimi de örüyorum. Modelimi iyice oluşturmaya başladım, bakınız öndeyiz terslerimizi ters örüyoruz uzattığımız ilmeği örmeden şişimize takıyoruz ters tekrar örmeden alıyorum ilmeklerimi ters olarak örüyorum çeviriyorum örgümün yerini yine aynı şekilde düz örgülerimi düz olarak örüyorum. Boş aldığım ilmeği şöyle bakınız yine ipimiz benden tarafta kalacak şekilde şişimi geçiriyorum. Buna dikkat etmemiz yeterli. Sadece tek püf noktası bu. Boş ilmeğimizi aldığımızda kalan ipin arkada kalacak şekilde ayarlanması Evet. Şimdi bakınız. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İki tersimi ördüm. Toplam kenar ilmeğimiz de üç. Şimdi buradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakınız. Uzattığımız ilmeğimizi. Aradaki dört tersimi örüyorum. Üç ve dört ilmeğimi düzelterek örüyorum. Şu şekilde düzgün açılması için. Aradaki terslerimi örüyorum. Ve tekrar kenar ilmeklerimi örerek tamamlıyorum. Arkadan bütün ilmeklerimi örüyorum. Tersleri ters, düzü düz şekliyle. Ters 4 tane düz ters 3 düz. Evet iki defa modelimizi kurduk. Modelimiz bu şekilde kurularak devam edecek. Son derece kolay bir çalışma. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Ee, yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşçakalın mutlu kalın görüşmek üzere.